Sadık abi bu ne? Armut, armut. Neren armudu bu? Alösterisli. Allah Allah. Yayla armudu. Yayla. Berekete bak ya. Berekete bak, berekete. İyi abi, görüşürüz. Hadi sağ olasın. Sadık yayla uşağı, bekleyin uzakları. Hep böyle güzel midir egiz anandan doğan? Aç da bak çandasını, kuru etmek lan soğan. Hepsine elhamdülillah. Ben geldim, nasıl olur? Tabii tabii. Bunlar da bebekler, bebek bebek. Bunlar bebek. Maşallah. Öyle mi? Analımı da koydu. He. Hop bebek onlar, bebek. Ya o da evin bir parçası oluyor. Hayvan da olsa öyle onunla berabersin ya. Öyle seviyle, öyle ilgi isteyle ya böyle. Ama o sevgiyle büyüyor. Hayvan deyip geçme baba. Sevgiyle büyütüyorsun ya. Onun bile gelişiminde acayip etkisi var. Baksana gayret ediyor ya. Tulumcuğu doyuracak maşallah. Kim yok kızı? Kızı niye bana kızı? İyi hadi bir salla bana. Görüşürüz abi. Sağ olasın. Nereye kadar gidiyor? Vallahi niyetim köye kadar yürümem ama bakalım. Ne kadar dayanabilirsek. Üstten aşağı pek sıkıntı olmuyor. Rahat yürünüyor ya. Kıyafetlerimize müsait. Bakalım. Bu sene çok fazla buradan aşağı köye yürümedik. Yani yine yürüdüm ama genelde geçen sene her hafta buradan aşağı köye kadar hemen hemen yürüyordum geldiğim zaman. Sen nereye bakıyorsun? Bak. Merhaba. Bize bakıyor. Bu balıklı yaylamızdan Soruya doğru inşallah. O patika yoldan aşağı yürüyeceğim. Daha önce yolları göstermiştim size. Hava biraz sisli. Muhtemelen çok güzel manzara alamayabiliriz ama maksat yürümek. Bol bol oksijen tüketmek. Öyle devam edeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın bunlar anis ağacı. Ne kadar güzel meyveleri var. Böyle kiraz bahçesi gibi gözüküyor. Şuraya bakar mısınız ya? Kıpkırmızı. Bunun meyvesi normalde bizim burada yenmiyor diye biliniyor ama normalde yendiğini öğrendim ben. 2 sene önce. Bu meyvesi bunun kozmetik sanayinde kullanılıyor ve pahalı bir hammadde. Bakın burada bir sürü var. Bunlar burada böyle. Muhtemelen yok olup gidecek. Kıpkırmızı. Ne kadar güzel. Maşallah diyelim. Evet bunlar da levor. Bakın ne kadar güzel büyümüşler. Bir de kendine özgü böyle değişik bir kokusu var. Bu kokuyu şu an hissediyorum. Özellikle bu kuruduğu zaman koku daha fazla oluyor. Çok güzel çiçekleme oluyor. Bak şu normalde şu tohumları yeniyor. Böyle acımsı bir tadı var. Tek tek yutma yutuyorlar onları. Antioksidan bunda yüksek oranda var. Bir de benim bildiğim kanı temizleyen, kandaki iltihabı giderici etken madde var içerisinde. Ama halk tarafından bu bilinmiyor. Zehirli diye biliniyor. Ben yedim vallahi, zehirlenmedim ama korkan yemesin. İsteyen yiyebilir. Tercih meselesi. Bakın ne kadar güzeller. Simsiyah. Tane tane. Her tane aslında bir ambalaj. Rabbimiz hep böyle yenecek tarzda her şeyi yaratıyor. Bir portakalı soyarsın. İçi böyle kitap dizilmiş, raflara dizilmiş gibi dilim dilimdir içi. Hep böyle bizim rahat yiyebileceğimiz tarzda Rabbimiz onu yaratıyor. Dışındaki kapağı da müthiş bir ambalajdır. Aynı muzda olduğu gibi. O ambalaj içindeki meyveyi koruyor. Ambalaj dışındaki o kabuk olmasa o birçok yerden yere muhtemelen nakledilemez. Son tüketiciye gidene kadar onu koruyor. Alabafor deresine doğru iniyoruz. Aşağıdan yukarı duman öyle güzel geliyor ki. Şöyle kameraya da yansıyordur.
Çok güzel. Müthiş bir sessizlik var. Duyduğum tek şey şu anda su sesi. Bir de karşı tarafta hayvanlar var. Onların çırnakların sesi geliyor. Tam aradığım ortam. Patika yoldan aşağı köye doğru yürüyoruz. Şöyle bak, arada gürgen ağaçları, küçük olanlar dahi bakın, sararmış dalları, o yeşilliğin içerisinde ne kadar güzel gözüküyor. Tam yayla havası, çok güzel. Arkadaşlar şuraya bakın. Sanki böyle boyut kabısı değiştirecekmişiz gibi patika yolun üzerinde. Çok güzel bir yer. İçine doğru giriyoruz. Şu an saat 13. Yani öğlen vakti. Üstten ağaçları kapattığı için burası böyle bazı noktalara karanlık. Bir de aşağıdan yukarı duman geliyor. Şu yabani fındıklara bakın. Aynı zamanda esiyor şu anda muhtemelen. Birazdan da yağmur yağacak gibi gözüküyor. Herhalde yağmur başlayana kadar ben alttaki araba yolunda inerim diye tahmin ediyorum. İzleyenlere selamlarımı yolluyorum. Halit Özkurt ben. Suriye yaylamızdayım bugün. 30 Eylül 2023. Yayladan aşağı yürüme geliyordum. Şimdi Suriye yaylamızdan yolculuğum devam ediyor. Burası Acısu mahallemizin bu alçak yakın olan en güzel yaylalarından bir tanesi. Ben seviyorum burayı. Aynı köy hayatı var burada. Buradan aşağı geçerken şöyle hem sohbet edelim hem de buranın manzarasını sizlere göstereyim. Şu mısırlara bakar mısınız ya? Yayla mısırı. Kokusu buraya kadar geliyor. Hemen önümüzde kocaman ıhlamur ağacı. Onun mevsimi geçtiği için çiçekleri artık yok. Bakın aşağıdan dikkatli baktığımız zaman görünüyor. Sis böyle hafiften gelip geçiyor. Yerler yapraklanmaya başladı malum. Sonbahardayız. Kapılarda çalı istifleri deriz onları. Bakın şöyle. Orijinal eski yayla evleri. Şunlar da hayvanlara verilen yaprakların çalıları. Onu da kuruyunca güzel yanıyor. Mısırlara bakın. Burayı Yusuf amcamın. Çok güzel maşallah. Burası köye yakın olduğu için kışın da buraya gelinebiliyor. Karşıki ana yol zaten hemen hemen sürekli açılıyor. Sürekli açıldığı için oradan beri şöyle 20-25 dakika yürüdüğünüzde zaten burada evlere gelinebiliyor. Evet, Yusuf amca da orada. Hiç bu sene buradan aşağı gelmedin diyordu bana bugün. Tevafuk rastlaştık yine. Köyümüzün değerli büyüklerinden. Bunların hepsi birer bereket. Selamun aleyküm. Yaylanın bereketleri, ne yapıyorsunuz burada? Sağ ol, sağ ol. Hoş geldin. Sağ ol, sağ ol. Bereket, bereket. O öyle olmaz, baksana. Birer tane de hayvan kaldı size, öyle mi? Hangisi senin Yusuf amca? Vallahi, o siyah da ne yapıyorsun sadece? O senin.
Ne güzel işte ya. Böyle sahiplendi, paylaştı. He. Ya şuraya gelince dedim herhalde o bir tane köpeğim vardı. Gelir oradan beri ama gelmedi. Yok yok. Onu var ya. Daha hoş geldin. Sağ ol, sağ ol. Geldin ya. Çok sağ ol. Allah razı olsun. İnşallah. Her yerden bizi bilgilendiriyorsun. Haberler ediyorsun. Eyvallah, eyvallah. İzleyelim seni yani. Sağ olasın. Ya benim o köpek çok iyi bir şeydi yani. Abi çıkan sene 11. ayda herhalde kurt halde öne. Ayağcı da sakat dedi sana. Yani işte geldi oradan bir yerden edinirse düştü üzerine. Haa. Öne bu sefer. Şimdi yok yani ondan sonra. Kurt oluyor mu burada? Geçen Kuruçam'da görmüşler ya. Ya var var. Var vardı mı? Ha şimdi bile kurt var. Kalı yani. Kalı hiç şey yapmadı. Kuruçam'da ondan sonra ayı da görmüşler. Ha. Ayı da görmüşler. Ayı ben daha burada teğne kaldırayım ben. Ben bundan kurtla mücadele ederim herhalde. Ona hiç gelir. Hız gelir ona. Ha. Her yayladan öyle mi? Teğne babadan aşağı yürüyeyim ama. Hoşuma gidiyor. Geziyorum ya. O eski günleri hem hatırlamış. Tabii tabii ya. O levar kokusu vuruyor. Bir şey mi? Bayılıyorum onlara ya. Geçen bir avutma resimini yerden özlem. Çok var yaylalarda ya. Biz sikte edemiyorduk. Burada yok. Bu soruya muydun da olabiliyor mu? Yaylalarda var var abi. Alester üstüne doğru ha. Şu anda bayağı var orada. Orada dedin. İnavide ettim neydi orada. Var var. Orada yerden. Orada ben şey yaptım. İzledim seni. İyi. Daha iyisin. Allah'a çok şükür ya. Allah iyilik versin. İnşallah inşallah. Gideysin her tarafa gideysin oraya. Ya biz de işte ben hanımla beraber ha burada inek bekliyorduk. Yara yine geldin de saati geldiydik. Burada bir konuştuk. Ya, robotaş, ya böyle yaptı. Şimdi eski evet. Şeyleri görünce böyle ya ben mesela seni çok seviyorum çünkü evet, eski insanlardan o güzellik var ya o duygu şey. Yani çünkü sohbet edebiliyorsun, konuşabiliyorsun. Evet. Birçok kişiyle olmuyor ya. Ya öyle o herkesten beraber de sohbet olmak, yani kafa dengi olmak lazım. Aynen bir şeyler bulup konuşabilmen lazım. O aynen. Eskilerimizde ne vardı? Eskilerimizde bereket onlarda bereket. Onlarda bereket vardı. Evet, evet. Sonra çok azaldılar yani bize bu kadar sırada. Yok oluyor tek tek yani. Yok oluyor ya. O Allah rahmet eylesin. Açık söyleyeyim ben buradan aşağı geliyorum mesela yani %50'si seni görürüm diye geliyorum. Evet, bir de o aslan agayı görürüm o da hoşuma gidiyor yukarılarda. He o da inek bekliyor. He bugün yoktu orada görmedim onu. O da inek bekliyor. Ben de burada ilk tesadüf geldik hem görüştük. Ama inekleri çıkardık çay mayı içerdik. Yok yürüyeceğim İspanca. Şey köye kadar. İyi iyi yaylada onların yanındaydı. Arada telefonla da görüştük. Babam da közünü ameliyat ettiydi. Bu da düzeldi çok şükür. Abim söyledi. İspan abim dedi ki böyle böyle. Düzeldi çok şükür. İyi iyi yedi gidi katrak var dedi. Öyle mi? Oluyor onlar da. İyi. Buradan aşağı köye ineyiz. Yürüyeceğim buradan aşağı. Yürü. Yürümek iyi de. Aynen aynen. Yürümek sağlığı. Çok büyük faydası var. Ha bu şehrinden aşağı mı geldin? Nevlat'tan aşağı. Baya, patika ha oradan aşağı. Nevlat'tan. Domuz duymadın oralarda. Ya kürültü patırtı oluyor ama bir şey görmedim. Ya bana bak oradan aşağı yol var mı? Yollar kapandı değil. Yok yol açık. Patika yolu açık. Patika yolu açık. Nevlat'tan aşağı. Allah bafır teresten aşağı geliyor. Emin Aga. Yani, Nevlat'ı durdun mu? Ya, yok yok. Emin Aga'nın evinin oradan aşağı geldim. Ya yan. Yok oradan değil. Oradan gelemezsin. Orada yol yok. Orada yol yok. Buradaki yol açık ya, yol güzel. Diğer iki taraf tabii orada açık. Yani. Niye yapardınız? Ne diyordu? Annen niye yapardı? Annem yarıda işte un erekliydi. Keyifçi yerinde. Yani ben de bulunduk. Girişik ama ayrı. Sağlık olsun ne diyelim ya. Sen böyle geldiğinde köyde kalıyor musun yoksa Trabzon'da? Yok ben gelince dönüyorum Trabzon'a. Ben de romatizma rahatsızlık var bende. Rahatsız ediyor. Başka bir yerde kalamıyorum ben. Bu havalardan kendini koruma. Gece böyle kesik kesik uyuyorum ben yani. Bir saat uyuyorum, kalkıyorum, 5 dakika dolanıyorum. Ha. O yüzden bir yerde kalamıyorum ben, rahatsız vermiyorum kimseye. Yok yok ya, vücudum rahatsız oluyor, kalkıp dolaşıyorum, sonra tekrar yatıyorum. Yani beni çok rahatsız eden bir şey değil ama öyle bir yapım var ya. Ben sabah 5'te kalkarım, daha yatmam. Ayaktayım. 5'ten sıra. Tabii. Milletinde bir damar var derdi. Biz de öyle, bizler de öyleyiz yani. Sabah namazından sonra daha yatmam. Ben de öyle. Sabah namaza kalkarım, ondan sonra daha yatma yok. Ya, en iyisi, en iyisi. Ya düzenli bir uyku olacak. Ya şey var ya, uyku anormalliği olanlar var. Uykusu yani saati belli olmayan var. Saat 1'e 2'ye kadar ayakta, ondan sonra gündüz 1'e kadar. Yok filmiydi, tiziydi, yok şuydu, buydu. Düzensizlik yani. Ben onlara böyle büyük düzensizlik diyorum. 3-4 saat uyku yetiyor normalde. Ya. Aynen. 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 İyi. Başka bir demek yok. Yok. Allah size kolaylık versin. Aa, burada abi hep görelim size uzun ömür versin inşallah. Sağ ol. Hadi ellerinizden öpüyorum. Hadi güle güle. Hadi. Hadi hayır. Hadi Allah'a ısmarladık. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ol. Biraz önce Yusuf amcayla
güzel bir yol sohbeti yaptık. Genelde buradan aşağı gelirken ona denk geliyordum. Yine Allah nasip etti, burada buluştuk. Çok değerli bir insan. O samimiyeti, sohbeti yüzüne yansıyor. Böyle büyüklerimizi ben çok seviyorum. Seninle konuşurken içten konuşuyor, samimi konuşuyor. Şu levarlara baksanıza ya, dans ediyorlar. Kapak, yayla kapakları. Bunlar yayla bereketleri. Yapanın ellerine sağlık, ne diyelim. Evin etrafında tohum dikilecek ne varsa, yer varsa hepsinin dikilmesi çok önemli. Sonuçta Rabbimiz bereketini veriyor. Bu da buranın güvenlik görevlisi. O da görevini yapıyor. Devam edelim aşağıya doğru. Bakın güz mevsimi her tarafta hissediliyor. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Geçen sene daha kısa bir süre önce bahardan burada yürümüştüm. Sanki bahar yeni geliyordu. Hiç bitmeyecek gibiydi ama bahar bitti, yaz bitti. Tekrar sonbahardayız. Dünyadaki kalış süremiz normalde hızla azalıyor. Zaten burası bir eğitim yeri, kurs yeri. İnşallah Rabbimizin belirlediği çizgide buradaki kursu tamamlarız. Bütün güç Rabbimizde. Bütün irade onda. Elhamdülillah. Şu ceviz ağaçlarına bakın. Muhtemelen bunlar da olmuyordu çünkü çok yaşlandılar ama görüntüsü bile çok güzel. Şu dıştan kapuğuna bakın, böyle sanki yılan derisi gibi işlenmiş. Apayrı bir güzellik var onda. Burası meşhur Soriye Deresi. Şurada bir tane şelale var. Şu anda su azaktığı için çok bir anlam ifade etmiyor. Normalde kıştan bahara girerken yoğun kar erimesinde burada çok güzel manzara oluşuyor. Ama şu anda yine de su olması orada büyük nimet, elhamdülillah. Dönelim bu tarafa. Çocukken buradan yaylaya çok gider gelirdik. Babamın arkadaşı rahmetli Mehmet amca, şu önümüzdeki ev onun. Burada mutlaka kısa bir sohbet, bir konaklama, yani dinlenme olurdu. Çok iyi bir insandı o da. Buradan geçerken onu da rahmetle anıyorum. Babamla aynı zamanda beraber inşaatlarda çalışırlardı. Allah kanı yıkanı rahmet eylesin. Bak, değerli insanlar her zaman Allah bize hatırlatıyor, aklımıza getirtiyor. Ne kadar güzel bir şey. Dünyada hoş bir seda bırakıp buradan ayrılıp gitmek. Şu levhaları birisi kesmiş almış. Bunlar kuruyunca hayvanlar bunları güzel yiyor. Malum şu an piyasa koşulları çok farklı. Bak, bu evde orijinal bir yayla evidir Mehmet amca annemi. Birkaç kere buraya ben de geldim, sağ olsun oğlu Murat kardeşimiz. Burada bizleri ağırlamıştır. Ona da buradan selamlanmış olalım. Önünde çok güzel, çok büyük armut ağaçları var. Geçen sene onlarda çok vardı ama sanıyorum bu sene olmamış gibi görünüyor. Şu aşağıcı armutta tek tük var ama çok yok. Şöyle kameramızı buradaki orijinal yayla evlerine çevirelim. Bak, bir tane yukarıda var. Kapılarında ceviz ağaçlarının olması ne kadar güzel. Ihlamur ağaçları var. Yerdeki gazellere bakın. Yani böyle kendin elle buraya bu şekilde süslemeye kalksan bu kadar güzel gözükmez. Bir tane minibüs var orada. Bagaj kapağının altından fındık yaprakları gözüküyor. Muhtemelen hayvanlara
ormandan yiyecek götürüyorlar onu. Çok güzel. Şuradaki çiçeklere bakın. Evet, şuradaki armuda bakın. Minnacık ama Rabbim doldurmuş dallarını. Devam ediyoruz. Ceviz ağaçları var ama onlar da tıp sene cevizi yok. Birçok yerde meyve bol ama buralarda ağaçlarda meyve göremedim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet, burada. Alttan geçiliyor değil mi öteye? Ağaç çöktü zaten. Kolay gelsin. Abi iki tane açık mı kaldı ya? Oha oha. Abonun ismi ne? Güzel ha. Gel. 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 Maşallah. Maşallah. Gel. Gel. Oy. Yol boyu yürüyoruz. Bakalım nereye kadar yürüyeceğiz. Sağ ol. Sağ ol. Allah'a şükürler olsun. Evet, Suriye'den şöyle üstteki yolu dolaşmaktansa altta kesek inelim diye buradan aşağı indik. Aynı raplamız buradaydı. Onlar da sohbet ettik. Biz eskileri yad ettik. Devam edelim. Buranın toprağı da çok verimli. Mağaralara baksana. Fasulye, masulye. Ne ararsam var. Şurası yaylanın eski yoluydu. Bu arada şu güzelliğe bakar mısınız? Ya? Burada. Bitti, büyüyor. Çok güzel. Evet, Suriye yaylamızı da şöyle ara ara fotoğraf da çekiyorum. Sizlere gösterelim. Burası yaylanın eski yoluydu. Burada yolda bir heyelan oldu. Ondan sonra yolun güzergahı değişti. Normalde şurası. Zaten asfalt. Çimlerin altından asfalt görünüyor. Güzergah değişince burası böyle arkada kaldı. Kısa bir süre sonra normal yola zaten çıkmış olacağız. Evet, elmalara baksanıza ya. Hay maşallah.
Bakın arkadaşlar ne buldum. Bu kuş burnu. Bunu alalım, akşam çay yapacağım inşallah, çepeme koyacağım. Bunda C vitamini oranı arkadaşlar çok yüksek. Özellikle kanser hastalığından dolayı tedavi görenlere ben tavsiye ediyorum. Yoğun şekilde bunu kaynatıp içebilirler. 10 dakika kaynatılması yeterli. Ondan sonra çay gibi bol bol için. Bildiğiniz C vitamini deposu bu. Akşam evde inşallah biz de afiyetten içeceğiz. Yolun üzerinde olduğu için alabiliriz. Normalde birinin bahçesinde olsa izin almadan asla dokunmam. Evet. Devam edelim.